Şimdi başlamadan söyleyeyim. Shadow bak bak buraya iyi izle bak bak. Eğer bu filmde kötü olursa Shadow ölür. Bak çok ciddiyim şaka yapmıyorum. Bak tam boynundan tutuyorum. Shadow yaşamaz ölür bak kocaman kafası var. Ölür ona göre film yapın adam gibi film yapın. Bakın neden 3. film bu film daha önemli diye soracak olursunuz. Çok basit bak şimdi. Bu Sonic. Tamam mı? Aa şirin tatlış Sonic. Çok seviyoruz hepimiz Sonic. Bu da Shadow. Görüyor musun farkı? Bak iki katı. Karakterin kalitesi iki katı. Bak görüyor musun? Tamam yeter bu kadar. Eğlendik güldük. Hadi F5 basıyorum. Hadi fragman. Hadi. Hadi artık 8 aydır lanet olası fragmanı bekliyorum. Zaten salak salak filmler yapıyorsunuz. Bir de sizin şeyinizi bekliyoruz. Yani burada. Gerçi burada mı yayınlanacak acaba ya? Yo Paramount yayınlayacak. Kim yayınlayacak ki başka? Sonic yayınlamaz. Aa oh, geldi. Aa oh, 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 geldi. <laughs> tamam bakacağız bir saniye. <laughs> Hadi Shadow Sonic Sonic 3 fragmanı izleyelim beraber. Siz çok seviyorsunuz böyle tepki videolarını. Ben de uzun zamandır bekliyorum. Fragmandan sonra konuşuruz. Önce fragmanı izleyelim. Shadow'u şöyle tutabilir miyim ben? Bence böyle izleyin. Hadi bakalım. Ben küçülüyorum birazcık. Hadi bakalım izleyelim sonra konuşuruz. Çok havalı bir kapak fotoğrafı. 2 2 dakika 57 saniye konuşacağız. Konuşacağız. Hadi bakalım. Evet. Evet. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are in here. Yeah, in my lungs, or your heart. <laughs> Şakalıklar, komiklikler, tamam. Şey, ya. The ultimate life form. Yeah. <laughs> and we need Team Sonic's immediate assistance. Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. The story began a lot like your Sonic. Maria, where you found family and friends. Shadow found only pain. Shadow, hip, I do, hip, I All right, we got a rogue alien on the loose. How do we find it? I don't know, I'm not sure if he's a giant fireball. I love it. Let's start with a giant fireball. i şeydeki gibi olmuş lan Adventure'daki gibi Shadow'un gücünü görüyoruz. Oy, oy adam Shadow abi ya. Bu powerful. Öf, öf. This, you know <laughs> Eggman. hadi Eggman'i ah şişman Eggman diyeceğim de. Bu da çok iğrenç oldu ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Egmenli birlikte mi <laughs> çalışacaklar yine yaptı hareketini. <laughs> mu öpecek sandım adamı bir an. <laughs> ha egmen oldum mu şimdi gerçek egmen. Klasik egmen kostümünü giysin. Ya yo şmande. Phantom. There won't be anything right. Hey don't cheat code. Motoru var. Ne yapman gerekiyor Shadow? Rivanın önünde çalıyor galiba. Aha. Aha. It's impossible. Gerald Gerald Robotnik miydi? Hey, şimdi biraz yorumlamak lazım tabi. Baştan söyleyeyim, benim bu filmle ilgili hiçbir beklentimin olmayacağını zaten biliyorsunuzdur. Ya bu filmin marketingi çok salakça yapıldı biliyorsunuz arkadaşlar. Film için bir teaser duyuruldu, logo geldi ve gitti. 8 ay, 1 yıldır falan biz bu trailerin çıkmasını bekliyoruz. Çok salakça bir marketingti. Öte yandan geçen gün şunu fark ettim, ulan bu çok zekice bir şey mi acaba? Çünkü ben bu filmi hiç merak etmezken Birden filmi merak eder oldum. Bu büyük bizim göremediğimiz bir şeyler yaptılar. <laughs> Neyse. Şimdi fragmanla ilgili şunu söylemem lazım. Ben ufak ufak sırıttım sürekli biliyorsunuz. Ben Sonic'i çok severim. Shadow'u görmek acayip hoşuma gitti. Fragmanda hoşuma giden detaylar var. Hoşuma giden detaylardan birini söyleyeyim. Siz de fark etmişsinizdir. Bir tık olumluyum bu e, fragmanla ilgili. Çünkü insan sayısı az arkadaşlar. Birinci ve ikinci filmin özellikle ikinci filmin hadi ilk filmde yeni katlanıyordu. İkinci filmde çok salakça şeyler yaşanıyordu. Dengeliydi aslında. İki filmde çok kötüydü. Ya bu insan dozuna Ayarlayamamışlar arkadaşlar Sony'in dostları mı artık şu elemanlar işte bir sürü işte şu elemanlar bir sürü ya bunlar yine hani ana karakterler çekiliyor diyordu bir sürü saçma sapan insan karakter karışıyordu bakın fark ettiyseniz Fragman'ın %80'i falan hatta Robotnik'i katarsak Robotnik de sonuçta Eggman de sonuçta Sony karakterler arasında neredeyse full bizim karakterlerimizde geçiyor bu kısmını beğendim öte yandan abi şeyleri çok güzel geliştirmişler Egmen'in göbeği harika. <laughs> Işıklandırma falan animasyon detayları. Yani bütçe bayağı bir artmış. O çok hoşuma gitti. Harbiden Arınçın. yani baksanıza. Kirpi detayları arka planlık ışık. Şu sahneye bayıldım abi. Şu, ya resmen RTX 10 olmuş ya. Hani pet tracing'i açmış herifler. Tabi ya. Yani gerçi yani biliyorsunuz işin film tekniği falan. Çok iyi gözüküyor demek istedim. Ucuz espriler yine var. Tabii ki var ve çok çok ucuz. İşte şurada Tamam daha girişten diyor işte senin içinde sen kalbinde hep aynı kişisin ne kalbi ya akciğerlerimden mi bahsediyorsun diye falan okey ya da işte şurada knuckles'ın döveceğim abi ben dövmek istiyorum deyip atlaması biraz atmosferin içine etmesi falan. Yine ucuz çocuk esprileri var. Ben şeye dikkat etmek istedim aslında. Bu ucuz espriler konusunda bir sıkıntım yok. O olsun zaten çocuk filmi. Ama filmin tonunun bir tık daha karanlık olacakmış gibi hissettim. Shadow'un özellikle şurada abi sürekli acı çekti. Shadow'un hayatı acı falan tarzında. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Shadow'un çok güzel bir hikayesi var. Ultimate Life Form geliştirilmesi işte onun bulunduğu yerden kaçması vesaire. yaşanabilecek çok fazla potansiyel var. O yüzden ben bu filme diğer ilk iki filme oranla daha bir açık gözle bakıyorum. Shadow'un hikayesi çok epik çünkü. Güzel fan servisler var. Mesela şu motor, motoru kullanması müthiş. Hiç beklemiyordum desem iyi olur. Bir motor göster gösterisi yapılıyordu sürekli. Ee, i̇nternette görüyordum. Onun dışında mesela şuradaki sahne birebir Adventure'da Sonic ve Shadow'un tanışma sahnesine çok benziyor. Eğer ki burada sadece Sonic olsaydı ki belki filmde öyle olacak. Tamamen fanları göndermek. Keanu nasıl olmuş diye soracaksanız bakalım. Olmuş ya bence Keanu gider bu karaktere. Keanu olmuş. O koyu tonu bence verir. Zaten ne Sonic ne Shadow oyunlarındaki kadar iyi olma şansı yok. Onun bir şansı yok ama çalışıyor gidiyor. Biz zaten muhtemelen dublaj izleyeceğiz mecbur. Olsun. Bu arada dediğim gibi animasyonları falan ne kadar güzel yapmışlar. Baksanıza şey Sonic'in gözündeki damarlar falan gözüküyor ya baya. E, helal olsun ya helal olsun. Hadi bakalım. Eğer bu film ortalama çıkarsa güzel aksiyon sekanslarına sahip olursa çünkü animasyonlar falan çok güzel. Güzel aksiyon sekanslarına sahip olursa Shadow'un hikayesini bir nebze güzel verebilirlerse işte e, Geralt e, falan. Tabi normalde bu ikisinin karşılaşması biraz ilginç olmuş. Niye karşılaşıyorlar bilmiyorum. Ana hikayede bir olmuyor. Zaten ana hikayede bire birebir aynısı olmayacağı kesin. Görmeyi beklemediğim da. Her şeyi göstermeye uğraşmak Maria'yı görüyoruz yine şurada. Burada sanırım Gan gun ekipleriyle savaşıyor. Acaba Shadow'un hikayesini flashbackler aracı... Ya tabii ki flashbackler aracı diye anlatacaklar da. Çok mu uzun sürecek o flashbackler? Detaylı anlatacaklar mı? Bütün filmi mi yayacaklar? Nasıl bir anlatım? Nasıl bir yönetmenlik izleyecekler? Çok merak ediyorum. Ya tabii bu fragman incelemesi. Açıkçası bu fragmana bakacak olursak eğlenceli bir film izleyecekmişiz gibi gözüküyor. Ben Sonic filmlerini hep şöyle gördüm. Hep çıtayı arttırarak ilerledi. Birinci film çok kötüydü. İkinci filmin de kötü yanları vardı ama daha izlenilebilirdi. Bu film harbiden iyi olabilir. Olur mu? Bence olmaz ama bakalım sonuçta çocuk filmi ve Sonic filmlerinin yaptığı şeyler çok başarısız ama insan sayısı azaldıkça daha bir keyifli oluyor ya, ya şurada Shadow'un bildiğimiz bu Shadow işte bu işte ya tamam Hani hareketler falan tabi filme uygun şekilde ayarlanmış ama tamam bu bildiğimiz Shadow. burada artık bir sürü değişik şey oluyor. Amy mi o? Yok Amy, Amy falan göstermediler onlar da olacak diyorlar. Ana konumuz ne olacak acaba bilmiyorum. Eggman'le birleşip Shadow'u yenmeye çalışacağız. Shadow kötü gibi göz gözükecek. Sonra başka bir kötü çıkacak tabii ki. Çünkü biliyorsunuz Adventure oynadıysanız spoiler vermiyorum ama bu Ultimate Life Form yapılırken daha farklı işler de dönüyor arkada. Onlara çok girmemişler ya da yok. Bakalım ee, çok konuştum. Sonic fragmanı Gaza geldim açıkçası yalan söylemeyeceğim. fan boy bugün Shadow yaşayacak. Bugün Shadow yaşayacak. Bugün ölmeyecek. bu ee, bu kadardı arkadaşlar. Sizlerin de fikirlerinizi bekliyorum. Sonicçilerden çok korkuyorum. Sonic fanlarından aşırı korkuyorum. Arkadaşlar ben Sonic seven bir insan olarak söyleyeyim. Filmlerden <laughs> nefret ediyorum. <laughs> ama bu film için biraz olumlu oldum. Biraz keyfim yerine geldi yani. Harbiden hoşuma giden detayları oldu. Artık şeylere falan göz yumuyorum ya. Hiç yani işte Eggman'in hareketleri, salak salak hareketleri var. Hiç bizim Eggman gibi değil. Jim Carrey bu. Okey ama ya. Artık bunları şey yapıyorum. Tamamen ben e, grafiklere, mekaniklere <laughs> saf oynanışa bakıyorum ve yani şunu al, wallpaper yap. iyice düz fanboy gibi olduk. Evet. Şu sahneyi açık bırakalım. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.